efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız hepimize lazım. En çok da ne lazım biliyor musunuz? Adalet. O kadar fazla haber izleyeceksiniz ki adalet arayışında olan vatandaşlarla ilgili. Cumhurbaşkanının Bursa mitinginde eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş için adalet pankartları asıldı, yükseldi. Zira suikastin üzerinden 22 gün geçti, tetikçi yakalanamadı. Tüm Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki kızın sözde evlilik adı altında cinsel istismara maruz kalması davasında gelişme var. Aktaracağız, adalet lazım 2 yılın ardından. Bursa Karacabey köylüleri de adalet hepimize lazım diye ses yükseltmeye çalıştı yeniden mesela. Hepimize lazım dediğiniz ne varsa sizler de paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Türkiye'nin tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'ya sahip çıkan İsveç, alçak bir eyleme daha izin verdi bugün. İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı bir sağcı siyasetçi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Ankara bu küstah ve aşağılık provokasyona çok sert tepki gösterdi. Bu tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak aşağılık, ırkçı, nefret suçu içeren bir eylem. Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı'nın Paul Johnson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamında kalmadı. Bu nedenle bir ziyaret iptal ettik. İsveç'te aşırı sağcı politikacı Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Alçakça hareket Ankara'yı ayağa kaldırdı. İsveç Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti iptal edildi. Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslümanı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. NATO üyeliği için Türkiye'den onay bekleyen İsveç verdiği sözleri tutmadı. Ankara'nın iadesini istediği teröristleri teslim etmeye yanaşmadı. Bu da yetmezmiş gibi terör örgütü PKK yanlılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almalarına göz yumdu. Çok çirkin, çok iğrenç, çok alçakça bu terör yanlıların sergiledikleri bazı olaylar gerçekleşti. Buna karşı etkisiz olmak, herhangi bir şekilde hareketsiz kalmak gerçekten kabul edilemez. Ankara-Stockholm arasında tansiyon yükselirken İsveç'ten gerginliği daha da artıran bir adım daha geldi. İslam düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Polda'nın Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin verildi. Bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir. Bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu ırkçı nefret suçu kapsayan bir eylemdir. İsveç'te ifade özgürlüğü oldukça geniştir ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdır. Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Nefret suçu, ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Paludan provokatif eylemini Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yapacağını duyurdu. Küstah siyasetçiye maddi desteği hükümette koalisyon ortağı olan Hristiyan Demokrat Partisi'nden bir vekil sağladı. Hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunan Rasmus Paludan alçakça eylemini polis korumasında gerçekleştirdi. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil, modern barbarlıktır. İsveç, İslam karşıtı çirkin eyleme onay vermekle kalmadı, terör örgütü PKK'ya da sahip çıktı. Terör örgütü yanlısı grupların başkent Stockholm'de gösteri düzenlemesine izin verdi. Bu sözde siyasetçi zaten daha önce de benzeri kabul edilemez eylemlerde bulunmuş biri. Meczup gibi yani. Garip olan NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bir dönemde böyle korkunç bir provokasyona izin vermesi İsveç'in. Zamanlamayı düşünmek lazım tabii. En küçük topluluğun bile inançlarını ayaklar altına almaya çalışmak. En hafif tabiriyle insanlığa, İnsanlık onuruna yakışmaz. Bırakın ifade özgürlüğünü. Bu arada sosyal medyada vatandaşlar arasında toplanıp tepkimizi koyalım. İsveç bayrakları da getirin tarzı mesajlaşmalar çok gördüm. Aman dikkat, siz bu provokasyona gelirseniz farkınız kalmaz. Bayrak bir milletin en değerli varlıklarından biridir. Devletin üst kademesinden cevaplar veriliyor zaten. Biz de Fox ailesi olarak bu alçak saldırıyı lanetliyoruz.
Ve siyaset gündemi erken seçimin tarihi 14 Mayıs olarak netleşti. Ama seçim meclis değil Cumhurbaşkanı kararıyla alınırsa Erdoğan aday olamaz diyor muhalefet. Tartışma sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu arkadaşlarını uyardı. Bu konuda kararı hukukçular verecek. Biz ekonomi ve sosyal meseleleri konuşalım dedi. Altılı Masa'nın adayının kim olacağı hala belirsizliğini korurken HDP'den masadaki liderlere bir teklif gitti. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Sandıkları evvelallah patlatacağız değil mi? Tehditle, baskıyla, korkuyla aramıza girebileceklerini zannettiler ama çok yanıldılar. Yalandan bir tarih yazarak bizi birbirimize düşürüp koltuklarına tutunabileceklerini sandılar ama çok yanıldılar. 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs olunca ya gelince de yeter söz milletin dedik. Resmen ilan edilmese de seçim için 14 Mayıs'a ayarlandı saatler. Mesajlar da öyle. Ama seçimin Mayıs'a çekilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime destek vermediği için meclisten bir erken seçim kararı alınamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilecek. Bu durumda da Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışma konusu. Cumhurbaşkanı yetki bende diyerek muhalefete hedef almıştı. Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Bu bir hukuki tartışma. Bunun kararını hukukçular ve YSK verecek. Seçime dönük açıklamaları ekonomik, sosyal ve siyasal meseleler üzerinden yapalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti meclis toplantısında Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili kurmaylarına halkın gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı. Sahada bunu konuşun mesajı verdiği kulislere yansıdı. Erdoğan'ın adaylığı için hukuki konu dediği belirtildi. Hukuk farklı bir şey ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Hukuken tablo ortada, kendini mağdur gibi konumlandırması ona koz vermek anlamına gelir. İnşallah seçimlerde de sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Madem tekrar yarışmak istiyorsun, 6 Nisan öncesine dayalı olarak getir mecliste nitelikli çoğunlukla yani 360'la geçirelim ve senin de adaylığının önünü açalım diyor altılı masa. Yeni bir mağduriyet üretmeye çalışıyorlar, yeni bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyorlar. 6 Nisan öncesi belirlenecek bir seçim tarihi muhalefetin de destek vermesiyle mecliste alınacağı için Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı tartışması da sonlanıyor. 14 Mayıs tarihiyle başlayan yeni seçim kanunu mu uygulanacak, eskisi mi tartışmaları da. Ama iktidar tartışılacak yanı yok diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2011 yılında verdiği karar net. Seçimlerden kasıt oy verme günüdür diyor. Yani seçim takviminin başlangıcıdır demiyor. Seçim kanununda yapılan değişiklikler de 6 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Öngörülen seçim tarihi de artık konuşuluyor 14 Mayıs şeklinde. Bir yıl geçmiş oluyor. Hukuken herhangi bir sakınca yok. İnsanımızı esir almaya çalışan tüm tahakkümleri yıkacağımıza, toplumumuzu hürriyete kavuşturacağımıza söz verdi. Bizim altılı masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz. Seçim tartışmaları arasında dikkat çeken çıkışsa HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Çıkaracağımız aday altılı masanın adayından daha kapsayıcı. Bizim adayımız ikinci turda da yarışabilir. Altılı masanın adayının bizim adayımızın lehine çekilmesi durumunda birinci turda kazanma şansı çok daha yüksek dedi. Altılı masaya adayınızı çekin, bizim adayımıza oy verin diye seslendi. Altılı Masa ortak adaylarının 30 Ocak'taki ortak politikalar metni açıklanmasından sonra netlik kazanabileceğini söyledi. Ama gördüğünüz gibi ortada daha olmayan adaylar üzerinden tartışma yapılıyor. Pervin Buldan'ın gerçekleşmesi zor teklifi oldukça absürt. Bu arada muhalif seçmenin çoğunda gözlemlediğim önemli bir konu var. O da altılı masanın önce 6 Nisan'dan sonrasını kabul etmeyiz, sonra 14 Mayıs haydi hodri meydan ifadeleri büyük rahatsızlık doğuruyor. Mesela seçim yasası ile ilgili anayasa çiğneniyor. Burada konuya bakacak kişi YSK. YSK'da sarayın talimatı var, onu uygulayacaktır. Bu konu yerine ekonomiyi konuşacağız ifadeleri özellikle eleştiriliyor Kılıçdaroğlu'nun. Haksız da değiller. Hak, hukuk, adalet diye İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş büyük bir hareket başlatmış olan Kılıçdaroğlu'na yakışmıyor bu sözler. Yani evet, bir numaralı konu ekonomidir ama anayasa çiğneniyor deyip de
bununla ilgilenmeyeceğiz demekte. Siz şimdi anayasayı önemsemeyecekseniz sonrası için size nasıl güvenecek bu vatandaş sorusunu doğuruyor. Efendim, İYİ Parti lideri Meral Akşener Diyarbakır'da partisinin ilk kongresini yaptı. Kürsüden verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Kucaklaşmaya, ön yargıları yıkmaya geldim dedi. Diyarbakırlılara seslendi. İYİ Parti lideri, mesele silahlara veda, kan dökmeye tövbe etmekse, sırtını da kalbini de sapasağlam bize yaslamaksa biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız dedi. Sarsılmaz bir vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, sırtını da kalbini de o sapasağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Diyarbakır'dan verdiği mesajlar sözlerine rızanızı almaya geldim diyerek başladı. Mesele silahlara veda etmekse biz konuşmaya hazırız diyerek devam etti. Bir şeref sözü, bir namus sözüyle, bir Meral sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya, karanlık gölgeleri yırtmaya geldim. Ben buraya boş sözler için gelmedim. Kürsüden şov yapmak için de gelmedim. Seçim için 14 Mayıs tarihi konuşulmaya başlandıktan sonra katıldığı ilk kongresi Akşener'in Türkiye adım adım seçime giderken Diyarbakır'da seçim öncesi vereceği mesajlar merak ediliyordu. Vatanımızın toprağında alın teri ve kanı olan herkesle, Kürdüyle, Türküyle hep birlikte bu ucube sistemi değiştireceğiz. Bugün artık ülkemizde Türk, Kürt yok, Alevi, Sünni yok. Bugün artık Türkiye'de AK Partililer ve diğerleri var. Önce sisteme dönük eleştirilerini, mesajlarını sıraladı. Sonrasında silahlara veda ve konuşan Türkiye vurgusuyla verdiği mesajlar dikkat çekti. Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, sırtını da kalbini de o sapasağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Bizim tek kriterimiz milletin oyunu, bizzat ve sadece milleti temsil etmek için kullanan, yani bu kutsal hakkı siyaset dışı aktörleri meşrulaştırmak için kullanmayan sahici siyasetçilerle muhatap olmaktır. Akşener sözlerini yine çağrı yaparak bitirdi. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Ne kimsenin örsü oldum, ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. Gelin bu demiri beraber dövelim. Gelin zulmün çekicini zalimin elinden alalım. Kardeşliğin demirini birlikte dövelim. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin üzerinden 22 gün geçti. Tetikçi hala yakalanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sinan Ateş'in memleketi Bursa'daydı. Erdoğan kürsüde konuşurken yakınları Ateş'in isminin yazılı olduğu pankartlar açtı. Ancak kısa süre içinde polis müdahale etti, pankartları indirtti. Cinayet soruşturmasına ilişkinse yeni iddialar gündemde. Sinan için adalet! Sinan için adalet! Buyurun sesinizi açın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitinginde kürsüde konuştuğu sırada kalabalık arasında açılan Sinan Ateş pankartları, adalet çığlıkları. Allah'ımızın ayrıca çeşitli kurum. Sen ne yapıyorsun? Eğer bu barajlarınız olmazsa... Sinan Ateş'in adının yazılı olduğu o pankartlar sadece bir süre görülebildi. Çünkü korumalar pankartları indirdi, yasak diyerek. Tamam, alma, yasak, tamam, alma. 292 konutun Orhaneli'de inşa edilen... Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastinin üzerinden 22 gün geçti. Başkentin göbeğinde işlenen cinayet sonrası Cumhur İttifakı sessizliğe bürünmüş, ne başsağlığı mesajı yayınlanmış ne de taziye ziyareti gerçekleşmişti. Ta ki 7 gün sonra AK Parti Bursa İl Teşkilatı aileye taziyeye gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz bu olayı çözeceğiz, sonuna kadar yanındayız" mesajını götürmüştü. Sinan için adalet! Sinan için adalet! Buyurun sesinizi açın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in memleketi Bursa'da toplu açılış törenindeydi. Suikaste ilişkin tek cümle etmedi ama Erdoğan'ın Bursa mitingi sırasında Sinan Ateş için adalet sloganları atıldı, pankartlar açıldı. Ateş'in sevenleri Erdoğan'a seslerini duyurmaya çalıştılar. Eğer bu barajlarınız olmazsa... Hayır,
Adalet arayışı sürerken soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detayları da gazeteci Tolga Şardan yazdı. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı saldırıdan sonra olay yerinden kaçırıp başka bir yere götürdüğü iddia edilen Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın soruşturmaya yeni atanan savcıya ifade vermek için adliyeye gidiş sürecini. Emniyet ve adliye kulislerinde Demirbaş'ın savcılıkça sorgulanması sürecinde önemli bir ismin heybesini boşaltsın gitsin uyarısında bulunduğu zanlı Ülke Ocakları yöneticisine bu mesajın ulaştığı iddiası konuşuluyor. Demirbaş'ın olaydan bir gün sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da olduğu bir evde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. MHP milletvekili Kılavuz'un da o gözaltına engel olmaya çalıştığı iddia edilmişti. O gün Demirbaş bir delil yok denilerek serbest bırakıldı. Dosyaya yeni savcı atanınca tekrar ifade verdi. Demirbaş'a neler soruldu, Demirbaş neler anlattı bilinmiyor. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar her hafta soracağım. Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alındığı sırada MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un hangi siyasilerle ve polis şefleriyle görüştüğü, tetikçi Özyağcı'yı olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Demirbaş'ın cinayetten birkaç dakika sonra aynı bölgede arabasıyla kameraya yakalandığı görüntülerinde gündeme geleceğini yazdı. Sinan için adalet. Erdoğan'ın Bursa mitingine de Sinan Ateş için adalet sloganları, açılan pankartlar damgasını vurdu. 6 yaşındaki kız çocuğunun sözde evlilik adı altında cinsel istismara maruz kalması tüm Türkiye'de gündem olmuştu. O olaya ilişkin son gelişme ise savcının görev yerinin değiştirilmesi oldu. İddianameyi hazırlayan savcı Aile Suçları Bürosu'ndan alınarak Genel Soruşturma Bürosu'nda görevlendirildi. Neler söyleyeceksiniz? Türkiye'yi sarsan çocuğa cinsel istismar davasında önemli bir gelişme yaşandı. İddianameyi hazırlayan savcının bir anda görev yeri değiştirildi. Tartışılan bu değişiklik savcının isteği dışında gerçekleşti. İsmail Ağa cemaatinden Hira Nur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızı HKG'yi tarikat üyesi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikah adı altında evlendirmişti. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklandı. İddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? 30 Ocak'ta ilk duruşması görülecek davada baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis. HKG'yi o günden itibaren her gün cinsel istismara maruz bırakan Kadir İstekli içinse 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. 6-7 yaşlarındayken ilk dini nikahı kıyıldığında gelinlik ile çekilen fotoğraflarını, daha sonra 13 yaşındayken çekilmiş nişan fotoğraflarını dosyaya sunmuştur. Başka bir savcı da 2 yıl bekleyen HKG soruşturmasını iddianameye dönüştüren İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş kanıtları da dosyaya ekledi. 30 Ocak'taki ilk duruşma öncesi Bir Gün gazetesinden Timur Soykan önemli bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Savcı Ercan Ateş aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Yani isteği dışında bir görevlendirme yapıldı. 6 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan iddia edilen... İddiaya göre savcı Ercan Ateş, HKG'nin suç duyurusuyla ilgili soruşturmada başsavcı vekiline haber vermediği için bu görevlendirme yapıldı. Kasap dükkanında annem karne hediyesi olarak bana et aldı diyen küçük çocuk siyasetin gündeminde. Muhalefet o ailenin dramından iktidarı sorumlu tuttu. Bir yanda milletin hakkıyla sarayda sefa sürenler var. Diğer yandaysa her gün geçim derdiyle boğuşan, aç yatan, gece aç uyuyan öğrenciler var. Annem karne hediyesi et aldı. Karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde... Et aldı diyen, ilkokulda okuyan çocuklar var. Biz İYİ Parti olarak bu zulmü durdurmaya geldik. Elinde karnesiyle kasap dükkanında bekleyen ilkokul öğrencisini düşündüren o sözleri sadece hafızalara kazınmadı, vicdanları sızlatmadı, siyasette de kazan kaynattı. Muhalefet o sözlerden iktidarı sorumlu tuttu. Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo etse... Bizlere uyku haram. Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip ejder meyvesiyle smoothie içerken
Bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek. Refah ve bolluk gelecek. Devletimizin başında milletimizin yaşadıklarını görmezden gelen, sesini ise duymazdan gelen vicdansız bir iktidar var. Soframızdan çaldılar, hakkımızdan çaldılar. Bayram sofrasını elimizden aldılar. And olsun, şart olsun ki o bayram sofrasını birlikte kuracağız. Annem karne hediyesi aldı. Karne hediyesi bir kasap abisinden 3 kalem pirzola. Habertürk muhabirinin bir kasap dükkanında elinde karnesiyle bekleyen ilkokul öğrencisine uzattığı mikrofon bu gerçeği ortaya döktü. Annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söylemesi İyi Parti lideri Akşener'i öfkelendirdi. Sayın Erdoğan ve arkadaşları yolsuzluğu, yoksulluğu ortadan kaldırmak için demokrasi trenine binmişlerdi değil mi? Çuvallarını haramla doldurup işlerine gelen ilk durakta o trenden indiler. Hem kanayan yaralarımızı bıçakla deştiler hem de yeni yaralar açtılar. Çürüyen bir yapı var. Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söylüyor. Bay Kemal yanında birileriyle metroya binmiş. Ne diyor? Paris'te bile yok diyor. Ya biz bunları çoktan geçtik. Sen Marmara'yı gördün mü? Avrasya'yı gördün mü? Cumhurbaşkanı da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Liderlerin hafta sonu mesaisinde iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı hedef aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati muhalefete seslendi. Yeni ekonomi modelini savundu yine. Rakamlarımı konuşun, niye susuyorsunuz dedi. Muhalefet de bu cesaret nereden geliyor eleştirisi yaparak rakamlarla yanıt verdi bakana. Bütçe gerçekleşmelerini canlı yayında ilan ettik. Neredesiniz? Ekonomi rakamlardan diyenler. Buyurun rakamlarımızı konuşun. Niye helal oldunuz? Diniz niye dönmüyor? Cari açık son 4 yılın en tepe noktasına gitti. 45 milyar dolar cari açığımız var. Diliniz lal mi oldu? Bak rakamlarla konuşuyorum. Rakamlarımı konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Hayırdır Sayın Bakan? Size bir cesaret geldi. Bu cesaret nereden geliyor? Enflasyon %9,8 olacak dediniz. Enflasyon %65 oldu. 2022 bütçe gerçekleşmeleriyle övündü. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Muhalefete niye çıkıp konuşmuyorsunuz diye seslendi. Muhalefet rakamlarla yanıt verdi. 2022 yılının ilk 11 ayında istihdamımız 1 milyon 618 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiyle tarihi zirvesine ulaşmıştır. Ayıptır, günahtır. İnsanda biraz utanma olur. Son 4,5 yılda 4,5 milyon kişi yeni istihdam piyasasına girmiş. İstihdam edebildiklerimizin sayısı sadece 2,5 milyon. Hani cari açık problemdi? Çözen kim? Faiz dışı fazlamı konuşur musun? Tüm makroekonomik göstergelerle ilgili konuşur musun? Cari açık yüksek, kit açıkları, kamu açıkları yüksek, enflasyon çok yüksek. Siz diyorsunuz ki makro dengeleri düzelttik ve muhalefet susuyor diyorsunuz. Bütçe açığının milli gelire oranı son 20 yılın en iyi performanslarından birisini göstermiştir. Buyurun. Rakamlardan bahsediyoruz. Sadece 4 ay önce sen demişsin 466 milyar lira bütçe açığı olacak diye. 139 milyar liraya indiren borç ertelemesini niye açıkça çıkıp paylaşmıyorsun? Şimdi cevap verin. Rusya ile ne karşılığında 20 milyar dolar civarında bir borç ertelemesi anlaşması yaptınız? Orta vadeli programda bütçe açığını 466 milyar olarak açıklamıştı Bakan Nebati. 16 Ocak'ta 2022 gerçekleşmelerinde açık 139 milyar dedi. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, Rusya'ya doğal gaz ödemesinin ertelendiğini, o yüzden bütçe açığının daha düşük göründüğünü söyledi. Neyle övünüyorsunuz? El parasıyla, borç alarak, halı altına süpürerek, bazı borçları erteleyerek oluşturduğunuz bu yeni düzenle mi övünüyorsunuz? Niye konuşmuyorsun? Lal mı oluyorsun Rusya gündeme gelince? Bu bütçeyi faizle yaptılar dediler. 13,7'lik bir oran öngörülmüşken 10,6 ile kapattı. Türkiye bugün dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faizle borçlanan birkaç ülkeden bir tanesi değil mi? Bunun neresi yalan? Gelsin kendisine birazcık güveni varsa dilimizin lal olmadığını o programlarda görsün. Ellerinde kala kala enflasyon. Enflasyon %50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir. Enflasyon %65 oldu. Vatandaşa düşük enflasyona göre maaş ücret ayarlaması ve destekler verdiniz. Ancak vergileri gerçek yüksek enflasyon üzerinden topladınız. Milletin sırtına binerek bütçe açıklarını düzeltmeye çalıştınız. Bakanın rakamlarla konuşalım çağrısına rakamlarla gelen yanıtlar böyle oldu.
Rekorlar kırıyoruz. Ellerinde kala kala enflasyon kaldı demiş bakan muhalefete. Ülke olarak uçuyoruz, kaçıyoruz da karne hediyesi olarak et aldı annem diyen çocuğumuzu ne yapacağız? Okula aç giden, bayılan, en temel ihtiyaçları süte, yumurtaya bile ulaşamayan çocuklarımızı ne yapacağız? Çöplerden yiyecek aramak zorunda kalan yaşlılarımızı ne yapacağız? Mesela en son karne hediyesi etle ilgili haberi bakan görmemiş, duymamış olamaz değil mi? Ülkenin içi yandı o görüntülerden. Sonra da Bakan Nebati hala paralel evrende devam ediyor açıklamalarına. Esnaf başta kira ve faturalar olmak üzere artan maliyetler altında eziliyor. Ne yazık ki birçoğu ekmek teknesini kapatıyor ya da kapatmak üzere. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre de Aralık ayında bir önceki aya göre kapanan işletme sayısında %41'lik bir artış var. 10 senedir esnaflık yapıyordum, kapattım. O kepenk kapatanlardan biriyim. Kira fatura artık kaldırabilecek durumda değilim dedim. Asgari ücrette çalışmaya başladık. Nereye giderse yakın zamanda kapatmak zorunda kalacağız. Öyle gözüküyor. 32 sene buradayım, artık verecek gücümüz kalmadı. Kimi kapattı ekmek teknesini, kimi de kapatmamak için son gücüyle direniyor. Esnaf artık başta kira ve faturalar olmak üzere masrafların altından kalkamıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre bir önceki aya göre kapanan ticari işletme sayısı %41,3'e yükseldi. Ben kapatıyorum dediğim zamanlarda sık dışını dediler. Sık dışını diyen hepsi kapatıyor. 150 bin lira borçla kapattım ben. Bir sıkım çiğ köfte 7,5 lira. Şimdi ben kime nasıl ikram edeceğim? Günde 10 tane ısmarlasam zaten 75 lira kafadan gitti. Ev taşırken ustalara ısmarladığımız lahmacun şu anda 30 lira. Artun Kabalık çiğ köfte satıyordu. Maliyet arttıkça sattığı ürünün fiyatı da arttı. Bu kez de müşteri azaldı. Artan kira, fatura ve çalışan maliyetlerinin altından kalkamadı, borçlandı, iş yerini kapattı. Şimdi bir esnaf arkadaşının yanında asgari ücretli çalışan oldu. Dedim ki bu işin sonu artık uçuruma gidiyor. Durduğum dakika zarar olduğu için kapattım. İşte tanıdık abimin yanında geldim, şimdi burada asgari ücretle çalışıyorum. Burada 10 kişi çalışıyorduk, şu anda 5'e düşürdük. Unu zamlı aldık, ete zam geldi. Ete zam geldiği için salam sucuk aynı. Peynire zam geldiği için bir kere de şimdi 25 lira zam yapınca millet dedi ki ooo ne oldu? Geçen sene buraya geldiğimde ben pizzayı 50 liraya satıyordum. Şu anda pizzanın liste fiyatı 125 lira. Esnafın kirası, faturası, ürün maliyetlerindeki artış, ancak buna karşılık azalan müşteri sayısı. Gelir gider arasındaki denge bozulunca esnaf artık dayanacak gücü kendinde bulamıyor. Bize doğalgaz geldi şimdi 900 lira. Geçtiğimiz yıl 500 liraya çıkan şey bu sene 1000 lira, 1250 lira. Geçtiğimiz sene 15 liraya sattığımız döner bugün 25 lira. Artı bizim maliyet artışlarımız oluyor. Onu biz fiyatlara yansıtıyoruz. Maliyetler yükseldiği için dayanamıyorlar. Ekmek teknemiz ama yapacak bir şey yok, ne yapalım. 32 yıllık esnaf Mehmet Dürüst de yükü gün geçtikçe katlanan bir esnaf. O da ekmek teknesini kapatmayı düşünüyor. Kuru fasulye geçen sene 28'e 30 alıyordum ama bu sene 42-43 aşağı değil. Bir salça alıyordum yani 60-70 lira, bir salçalı 200 lira. Elektrik parası ödüyordum 150-200 lira. Şu anda elektrik parası 800-1 lira aşağı gelmiyor. Doğalgaz 700-800 ödüyordum, şu an doğalgaz 3 milyar geliyor. %200 zam. Nasıl başlayacağız bilemiyoruz hani. 5 tane elemanım vardı, şu anda 2 kişi çalışıyoruz. Sabah saat 7'de geliyorum, gece saat 9'da işe bırakıyorum. İşçilik yapıyorum, patronluk yapıyorum, ustalık yapıyorum, garsonluk yapıyorum. Hepimize lazım etiketine Kemal Bey demiş ki evet, adalet lazım ama sadece adalet yetmez, ahlak ve vicdan da lazım. Bir diğer izleyicimiz Cahit Bey, refah, özgürlük, vatandaşlıkta eşitlik, adil emeklilik hakkı, onurlu bir yaşam hepimize lazım. Son olarak hepimize hak, hukuk, adalet, anayasaya bağlılık hepimize lazım demiş. Üretici maliyetleri artıyor. Tarımsal girdiler 3 yılda %15'ten %21'e yükseldi. Çözümse hep ithalatta aranıyor. İthal çözüm çare olmayınca fiyatlar yükseliyor. 4 liraya, 400 lirayı 2 milyar alıyor. 2,5 milyar var olan bozumu 1700 lira. Ben nasıl yapayım? Eti indiriyoruz ama girdilerimizi indirmiyor musun ki? Tarımsal girdi fiyatları son 3 yılda %15'ten %121'e yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden birisi de bu girdi fiyatlarındaki artış.
Gıda fiyatlarının düşmesinin ilk yolu üretim maliyetlerinin azalması ama aksine artıyor. Tarımsal girdi fiyatları 3 yılda %15'den %121'e yükseldi. TÜİK verilerine göre bile artış ciddi boyutlarda. Yıllık tarımsal girdi fiyat artış oranı 2020 yılında %15,35'ti, 2021 yılında %36,20'ye yükseldi. 2022 Kasım'da ise rekor kırdı, %121,49'a yükseldi. En önemli yükselişte üretimin temel maliyetleri enerji, gübre ve yemde. Üretici hayatta kazanmıyor. Girdilerin önemli bir bölümü dışarıdan ithal ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enerji ve yağlar, yani mazotun da içerisinde olduğu bu gruptaki fiyat artışı son bir yılda %172. Gübre fiyatındaki artış %142. Hayvan yeminde ise %127'lik bir artış oldu. Hayvancılık yapıyorum. Artış işler yapıyorum. Vallahi. Üretici bu yüksek girdi fiyatlarıyla üretim yaptığı zaman bunu fiyatlara yansıtıyor, ürüne yansıtıyor. Bu da tüketicinin daha pahalıya et, süt, daha pahalıya gıda tüketmesi anlamına geliyor. Özellikle et ve süt ürünlerindeki artış oranı çok yüksek. Çünkü besici artık yem için bile bankanın yolunu tutuyor. İki çuval yem arıyorum. Bana diyor ki iki çuval yemin senin hayat sigortası yapacağım. Hayat sigortası yapıyor. Gün yapılar falan. Banka cerrah kuşuya gidiyor. Bankaya. Bankadan bunu çekeceğim. Çözüm her zaman olduğu gibi yine ithalatta aranıyor. Son olarak Et Süt Kurumu ihtiyaç olması durumunda da üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacak dedi. İthalatın çözüm olmadığı zaten 15 yıldır uygulanan politikalarda çok net olarak ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada yine fiyatlar yüksek diye şikayet ediliyor. Yine ithalata başvuruluyor. Yapılan her ithalat uzun vadede üreticinin üretimden çekilmesi, TÜİK'e göre yıllık %77 olan gıda enflasyonunun daha da yükselmesi demek. Yeniden inek kesimi başlar, Türkiye'nin hayvan varlığı azalır. Yapılması gereken girdi fiyatları düzeyinde çiftçinin desteklenmesi. Özel okullar için belirlenen zam oranı %65 ama birçok okul bu sınırı dikkate almıyor, fahiş zamlar yapıyor. Bazı okullarsa velilerden genel gider adı altında yüksek ücretler istiyor. Fiyatlar çok yüksek olduğu için. Aldınız mı hiç fiyat? 100 binden başlıyor fiyatlar. Bazı özel okullar eğitim sisteminin içinde rol aldıklarını ihmal ederek anlamsız fiyat sergilemeye başladılar. Daha önceden genel gider diye bir şey yoktu. Daha önce yoktu ama artık var. Milli Eğitim Bakanlığı özel okul ücretlerine zammı %65 ile sınırlandırdı ama bazı özel okullar fiyatları arttırabilmenin başka yollarını buluyor. Yemek ve ulaşım için istenen yüksek fiyatlardan sonra velilerden genel gider adı altında ücretler isteniyor. Üstelik okullar ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe geçişlerinde de yüksek zamlar talep ediyor. Genel gider diyerek ne istiyorlar? Velilerden doğalgaz, su, elektrik paralarını da mı talep ediyorlar acaba? Bu açık gözlük eğitim sektörüne yakışmıyor. Özel okul fiyatları nasıl? Kötü yani. Kaçıncı sınıfa gidiyor? İkinci sınıfa. Ayrıyeten servis parası var, ayrıyeten yemek parası var, ayrıyeten kitap parası var. Birçok para var tabii. Yetişemiyoruz yani. Yemek parasına ne kadar zam geldi? İki katına yakın zam geldi. Özel okulların bir kısmı zaten %65'lik zam sınırına uymayarak okul fiyatlarını katlıyor. Kurala uyanlarsa yemek, genel gider, servis, kırtasiye gibi ücretleri çok yüksek artırarak yine okul masrafını yüksek fiyatlara çıkarıyor. TÜFE oranı %65'tir. Eğitim ücretlerine %65'in üzerinde zam yapılamaz. Birçok özel okul buna uymadılar. Üstelik bunlar zincir okullar. Kimisi de genel gider adı altında ne olduğu belirsiz bir ücreti yansıtıyor. Geçen sene 7-8 bin lira olan yemek ücretini 30-35 bin lira olarak talep ediyor. Kitap, kıyafet dayatmalarıyla fiyatı 2'ye 3'e katlıyorlar. Servis, yemek vesaire neredeyse bir özel okul fiyatına geliyor. Onun haricinde de işte etüt giderleri, farklı giderler de çıkıyor ara sıra. Hem de iki çocuk olduğu için İkisi bayağı maliyetli oluyor tabii ki de. Zam sınırına uymayan, velilerden yüksek ücret isteyen özel okullarla ilgili şikayetler de katlandı. CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bazı özel okullara resmi yazı gönderdi. Hem %65 tavan oranı aşılamaz hem de genel gider velilerden alınamaz dendi. O bildiriye göre özel okullar kademe geçişlerinde geçen yıl uyguladıkları liste fiyatının üzerine %65 koyabilirler. Anaokulundan ilkokul 1'e
İlkokuldan yani ortaokula geçişlerde özel okullar 165 dinlemiyordu. Buna da noktayı koydu. Genel gider gibi anlamsız bir bedelinde yönetmelikte yer almadığından hukuka aykırı olduğunu söylemiş oldu. Anaokulu son onlar. Birinci sınıf için fiyat aldın mı? Yok daha henüz onu. Bu senekini bir sindirelim. Yani zor. Yani zorlanıyoruz. Velilerin haksız ücret artışları karşısında yapması gereken de gerekli şikayetleri mutlaka yapmak. Tüketici hakem heyetine başvurabilir. 66 bin liraya kadar olan çekişmelere tüketici hakem heyeti faiziyle geri alabilir. Diyarbakır'da bir çeyiz mağazası indirim kampanyası yaptı. Açılışa özel kampanyada izdiham yaşanmaması için indirim gece yarısı başlatıldı. Buna rağmen mağazaya akın eden kalabalığın dağılması için elektrikler de kesildi ama aldırış eden olmadı. Bütün millet, bütün mahalleli gelmiş şu anda elektrikleri kestiler izdiham olmasın diye. Güne de durduramıyorlar. Ürünler indirime girdi, yarı yarı fiyatına girdi. Kimsenin aslında haberi yoktu. Ağızdan ağza dolaşınca işte millet herkes geldi. Kimi ayaklar altına alındı, ezildi. İzdiham olmasın diye, herkes gönül rahatıyla eşya alabilsin diye gece yaptık. Buna rağmen, gece yapmamıza rağmen böyle bir yoğunluk oluştu. İzdiham olmasın diye açılışı gece yarısı yaptı mağaza sahibi. Ama indirimi kaçırmak istemeyenleri hiçbir şey engelleyemedi. Gecenin karanlığında akın etti yüzlerce kişi Diyarbakır'daki züccaciyeye. Kalabalığın dağılması için elektrikler kesildi. Ama bu kez de cep telefonlarının ışıklarıyla devam etti indirim çılgınlığı. Diyarbakır'da ne kadar insan varsa geldi. Diyarbakır'da bir züccaciye bir hafta sürecek indirimle açıldı. Dışarıda binlerce liraya satılan mutfak eşyalarının etiketi neredeyse dörtte bir fiyatına düşürüldü. İndirim bir günlük olmadığı için izdiham yaşanmasına da engel olmak istedi mağaza sahibi. Kampanya duyurulmadı, satış gece yarısı başlatıldı. Yine de ucuzluk haberi hızla yayıldı. Bu yoğunluğu kaldıramıyoruz. Kampanyamız bir günlük de değil, 7 günlüktür anlatamıyoruz. 5 milyara yakın eşya aldık. Şu anda yarı fiyatına verdikleri için izdiham çıkıyor. İçeride bayılanlar da var. Bayağı kırılma da var, dökülme de var. Gördüğünüz gibi ses de geliyor. Kalabalık giderek artınca önce polis geldi. Kalabalığa dağılın anonsu yaptı. Ancak kimse mağazadan ayrılmadı. Bu kez elektrikler kesildi. İndirimli ürünleri bir an önce almak isteyenler cep telefonuyla devam etti alışverişe. Elektriği niye kestiler? Elektriği herkes alsın diye kestiler. Ben bir şey almadım. Ben sadece izledim. Fırsat bulamadım evet. Bu şekilde indirim olmasın. Böyle indirimler olduğu zaman izdiham çıkıyor. Lütfen böyle indirimler yapmayın bu insanlara. Tüm tedbirlere ve müdahalelere rağmen kalabalığın dağılması kolay olmadı. Sıcaklık rekorları peş peşe geliyor, tehlike çanları çalıyor. İstanbul'daki barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde. Su miktarı %30. Tüm Türkiye'de benzer görüntüler var. Barajlar, göller kurudu. Ocak ayında orman yangını çıktı. Tarım arazileri büyük tehdit altında. Göller, barajlar kurudu, toprak çatladı. Ocak ayında orman yangını çıktı. Türkiye kuraklıkla savaşıyor. Ocak ayı sıcaklık rekoru kıran İstanbul'da barajlardaki su miktarı %30 sınırında. İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde. 2022 Ocak ayında %52'sinden fazlası dolu olan barajlarda bu sene sadece %30 su kaldı. Milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan barajlarda sudan çok toprak görünüyor artık. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye kuraklık endişesi yaşıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki sulama göleti neredeyse tamamen kurudu. 20 bin dekar alanın sulanmasında kullanılan gölette su seviyesi %5 civarına geriledi. Bursa'daki İznik Gölü de kuraklığın en net görülebildiği noktalardan. Türkiye'nin 5. büyük gölünde suyun üzerinde olması gereken iskele artık karada. Kayseri Yamula Barajı'nda da su seviyesi %7'ye geriledi. Vur hocam, vur, vur. Düzce'de hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü. Ocak ayında orman yangını çıktı. 10 dönüm alan kül oldu. Yangın köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle çok geçmeden söndürüldü. Aksaray'da ise yağış miktarı %50 azaldı. Toprak kurudu, çatladı. Verimlerimizi etkileyecek, rekoltelerimizi düşürecek,
ürünün kalitesini düşürecek. Bununla beraber de gelirimiz düşecek. Bütün tedbirleri almamız gerekiyor. Taban toprakları tamamen kupkuru. En büyük tedirginliği ise çiftçi yaşıyor. Çünkü kuruyan toprak bir an önce yağış görmezse ekinleri yetişmeyecek. Meteorolojiye göre salı gününden itibaren ülkenin kuzeybatısından başlayacak yağışlar 3 gün boyunca devam edecek. Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in doğusu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış yok. Bulutlu bir hava hakim olacak. Bursa Karacabey köylüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunlarını anlatmış. Erdoğan sorunun kaynağının kendi belediyesi olduğunu öğrenince çözüm için milletvekillerine talimat vermişti. Sorun henüz çözülmedi. Karacabeyliler de bir kez daha seslerini duyurabilmek için Erdoğan'ın mitingine gitmek istedi ama alana girişleri engellendi. Burası şahsi mülkümüz. Biz belediye defalarca gittik. 201 hane hakkı var dedik. Evet. Fakat bizi dinlemedi. Bizi dinlemedi. Her zamanki gördü. Karacabey Belediyesi. Çatır çatırsın. Biz mitinge geldik. Ankara'ya Cumhurbaşkanımıza zaten derdimizi anlattık. Ama şu kartlarla bizi mitinge almadılar. Meralarını şirketlere satan AK Partili belediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'da şikayet etmişti Bursa Karacabeyli köylüler. Talimat verildi ama çözüm hala yok. Bu kez de Erdoğan'ın Bursa mitingine katılmak istediler ama ellerinde pankartlarla kapıda kaldılar. Mitinge alınmadılar. Bugün Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldik. Gördüğünüz Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Çözerse reis çözer pankartlarımızla maalesef miting alanında alınmadık. Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından tapulu arazilerine el konuldu Hürriyet köylülerinin. Dertlerini anlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktılar. Erdoğan milletvekillerine talimat verdi ama durum değişmedi. Karacabey Belediyesi. Çatır çatırsın. Ne demek kanun? 203. Nasıl satıyorsun? Benim bilgim yoktu. Efendim hemen ilgileneceğiz ama bakalım. Efendim. Beraber şeyin üzerine gideceksiniz. Çok iyi biliyorum işte. Bursa Karacabey'de bekleyiş sürerken köylüler Erdoğan'ın Bursa mitingine girmek istedi ama alınmadılar. İl yönetimi yavaş, ağır ve hantal kalmaktadır. Buradan tekrar il yönetimine sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimata uyulmasını, saçma sapan açıklamalarını da kınıyoruz. Köylüler seslerini duyurmaya çalışmaya devam edecekler. Belediye Başkanı Ali Özkan, Hürriyet köylüsünün kendisinden memnun olduğunu söylemektedir. Yalan söylemektedir. Cumhurbaşkanı kararını dinlemeyen, valilik kararını dinlemeyen, mahkeme kararını dinlemeyen Sayın Ali Özkan'a tekrar sesleniyoruz. Yasaları kendi lehine çekip buraları satman doğru değildir. Üniversite öğrencisi Aykut Alıcı 2010 yılında saçları jöleli, gözü lensli diye İstanbul'da oturduğu mahallede bıçaklanarak öldürülmüştü. 20 yaşındaki gence 9 kişi saldırdı ama tek kişi ceza aldı. Geri kalan şüphelilerle ilgili son dosya da Yargıtay'da kapandı. Dosya tamamıyla kapandı. Saçları uzun. Gözlerinde lens vardı, çekemediler oğlumu. Doğup büyüdüğü mahallede saçları jöleli, gözleri lensli diye bıçaklanarak öldürülmüştü 20 yaşındaki Aykut Alıcı. 13 yılın sonunda dosya kapandı. Üniversite öğrencisini öldüren katille birlikte hareket eden 7 kişi tek tek beraat etmişti. Yargıtay'a taşınan dosyada 8. ve son şüpheli de ceza almadı. Evlat acısı çeken, daha önce yalın ayak Ankara'ya yürüyen anne Songül Alıcı'nın acısı bu kararla katlandı. Yargıtay'a yolladım. Yargıtay dosyayı red göndermiş. Bütün yollarım kapalı. Tek Celal Toprak'tan başka ceza alan olmayacak. Devlet öyle bir şamar attı ki bana. Yerimden daha kalkamam. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi Aykut Alıcı. 14 Ağustos 2010'da İstanbul İkiterli'de saçları uzun, gözleri lensli diye mahalleden 9 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Adaletsiz bir ülkede yaşamak istemiyorum. Beni oğlumu öldürdüler. Güvenlik kamerası görüntülerine rağmen davada sadece Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırıldı cezaevinde. Aykut Alıcı cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve bıçaklayan kişinin yanında bulunan 8 şüpheli ise 13 yıl boyunca yargılandıkları davalarda birer birer beraat etti. Tek bir gün ceza almadılar. Bu ülkede Aykutlar ölmesin,
Anneler ağlamasın. Evladını öldürenler cezasını çeksin diye Ankara'ya da yürümüştü Songül Alıcı ama dosya kapandı. Başka canlar yanmasın diye adalet haykırışına devam ediyor. Adalet istiyorum, adalet. Oğluma çünkü borçlu giderim, ben onun davasını bitiremedim. Koronavirüs salgını yavaşladı ama hastalıklar bir türlü bitmedi. Çok sayıda solunum yolu virüsü hala dolaşımda. Dışarı çıkarır mısın ablacığım? Çıkar çıkar. Aferin. Harikasın. Boğazlarım ağrıyor, bir de başım dönüyor. Öksürüyor musun? Evet, çok öksürüyorum. İlk şiddetini kaybediyor ama ondan sonra ara ara devamlı çocuk öksürüyor. Öksürük çok belirgin. Aylarca sürebiliyor. Hastanın yaşam kalitesini maalesef olumsuz olarak etkiliyor. Solunum yolu enfeksiyonları ne çocuklarda ne de yetişkinlerde bir türlü geçmiyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ishal, kusma, halsizlikle seyrediyor belirtiler. Ama öksürük uzun süre devam ediyor. Bütün testleri negatif çıkan hastalar da inatçı öksürükten dert yanıyor. Bitmiyor ya salgın, öyle bir salgın var ki yani bir 20 gündür bu iyileşemedi gitti. Koronavirüs salgını hız kesti ama bu kış yine de zor geçiyor. Çünkü uzmanlara göre dolaşımda olan çok sayıda virüs var. Bu yüzden hastalıkların biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Ama bitmeyen bir şey var, o da bir türlü geçmeyen inatçı kuru öksürük. 15 gündür hiçbir şekilde geçmiyor. Antibiyotik kullanıyorum, serum alıyorum. Bir türlü hiçbir şekilde geçmiyor. Neyi var kızınızın? Domuz gribi ve adenovirüs, yeni çıkan bir virüs. Öksürük de geçmiyor, kusması da geçmiyor. İnfluenza var, rinovirüs var, RSV var, adenovirüsler var şu anda, COVID var, COVID dışı diğer koronavirüsler var. Bir enfeksiyon bitmeden diğeri üstüne eklenebiliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de enfeksiyon sonrası uzayan öksürüğe dikkat çekti. Gün boyu nöbetler şeklinde devam ediyor, gece uyutmuyor. Ne ilaç, ne şurup, ne de bitkisel çaylar fayda ediyor. O kadar öksürük sürüp veriyorsunuz, direncini kıramıyorsunuz. Klasik alıştığımız böyle öksürük giderici şuruplarla, haplarla geçmez. Halk kendi arasında buna işte bal, işte ıhlamur, ada çayı gibi bir takım bitkisel kürler uyguluyorlar. Maalesef bunlara da cevap vermiyor bu öksürük. Öksürük var mı? Var. Bir haftadan beri böyle, biz de doktora getirdik. Özlü, aylarca sürebilen inatçı öksürüğün ihmal edilmemesi konusunda hastaları uyardı. Geçen hafta da getirdik, iyileşmediler, yine getirdik şimdi. Kış başladığından beri çocuklar sürekli hasta. Geçer dememek lazım. Bir göğüs uzmanının görmesi lazım. Eğer gerçekten bu şekilde bir aşırı duyarlılık öksürüğü varsa ona yönelik bazı tedavilerle bu öksürük tabii ki tedavi edilebilir. Yoksa çok uzuyor ve hakikaten hasta için zor olabiliyor. Şimdi ara zamanı. Efendim, Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Recep İvedik 5 ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başka.